Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yüksel Hoş. Ben olsam namaz kılarak otobüs seferini geciktirdiği için hakarete uğrayan kıza daha ağır hakaretler ederdim. Yavaş ol, yavaş ol. Haddini bil, yavaş ol. Üniversitede hocalık yapıyorsun ama haddini bilmiyorsun. Kız namaza gitmiş, birkaç dakika gecikmiş. Ne olmuş? Bunu tuvalete gitmiş de olabilirdi. Tuvalette biraz geç çıksaydı, 2-3 dakika, 5 dakika gecikseydi sen böyle konuşur muydun? Üniversite hocası. Boşuna hoca olmuşsun sen. Kızı hakaret etmiş oradakiler. Bu beyefendi de diyor ki, ben olsam daha da çok hakaret ederdim. Haddini bil, haddini. Bir gün sana da hakaret ederler, görürsün gününü. İnşallah bir gün sen namaz kılmadığın belli de sen de bir gün tuvaletten geç çıkarsın. İnşallah sana da orada bol bol hakaret ederler. Düşünebiliyor musunuz yani? Diyor ki bakın bir de bir de fetva veriyor başıma. Zaten seferiysin otobüste kılaydın diyor. Maşallah maşallah. Hep alim olmuşlar. Seferiymiş otobüste kılarmış bilmem neymiş. Hem kabahatli hem de mağduru oynuyor. Kız mağdur rolünde oynuyormuş. Yani bana hakaret ettiler filan demiş. Demesin mi? Ne diyorsun yani? Demesin mi? Hakaret etmişlerse onun da hakkıdır. Savcılığa gitmesi lazım. Suç duyurursan bulunması lazım. Demesin mi yani? Bana hakaret ettiler. Demesin mi? Ne diyorsun yani? Bir kere yani bu insan namaza gitmiş, kötü bir şey yapmamış. Yani olabilir, belki tuvalette sıra vardı, o yüzden belki abdest almakta gecikti, ondan dolayı birkaç dakika geç kalmış olabilir. Ne oldu? Kıyamet mi koptu? Tuvalette kaldım deseydi, bu adam böyle konuşur muydu? Konuşmazdı. Namazda, namazdaydım deyince böyle çemkiriyorlar Müslümana. Müslüman memleketinde namaz kılana ben daha çok hakaret ederdim diyen bir üniversite hocası. Az bir şey muhalefet edenleri hemen görevden alanlar buna da bir ceza versinler. Ne demek ben hakaret ederdim? Hakaret zaten suç. Bunu da ilan ediyor. Daha çok hakaret ederdim. Bu nasıl üniversite hocası ya? ya Dinsiz misin nesin bilmiyorum. Dinsizsen eğer, dinsizsen bile böyle konuşamazsın. Hakaret ederdim diyemezsin ya. Müslümanlar. Kendi topraklarında, be, e, şehirler arası otobüslerde, bilet almadan evvel namaz vakti duracak mısınız diye sormalılar. Bunun sözünü almalılar. Ben namazımı kılarım. Duracak mısın, durmayacak mısın? Ona göre bilet alacağım. Demeliler. Ve, Şoföre de ısrar etmeliler. Ben namazımı kılacağım. Mümkünse, eğer durmazlarsa en yakın tesiste dur, ben ineceğim demeliler. Birkaç kuruş masrafları olur, ama bir güzel şeyi yerleştirebilmek elbette bedel ödemekle olmaktadır. Bunu yerleştirebilmek için gerekirse bedel ödenmelidir. Zamanında Ankara'dan İstanbul'a gidiyorduk bir seferinde. Akşam namazı vakti. Namaz vakti oldu. Üç kişiyiz. Arkadaşlara dedim gidin söyleyin şoföre namaz kılacağız mı duramam demiş. Bir daha söyledik, bir daha söyledik. Ondan sonra yok işte duramam yasak bilim kurallarımız var bilmem ne. Dedim o zaman söyleyin en yakın tesiste inelim. Çekti tesise biz indik. Muavin de utandı genç bir çocuktu. Dedi ya hocam kusura bakmayın işte böyle olmasını istemezdim falan. Dedim ki bir gün gelecek inşallah otobüs firmalarında şöyle bir yazı olacak. Bu firmada namaz vakitlerinde durulur. Böyle bir yazı olacak. Bu yazıyı asmayanlardan kimse bilet almayacak. O günlerde gelecek. Ama görürüz ama görmeyiz. O günler bir gün gelecek. Kendi memleketimizde, Müslüman topraklarında böyle bir durum var yani. Namaz kılacağım demeye utanıyor Müslümanlar. Namaz kılacağım, durur musun diyemiyor. Dese de şoför dinlemiyor. Neden? E çünkü Müslümanlar susa, susa, susan bütün haklarını kaybettiler. gerekirse namazın kavgası verilmesi lazım. Öncü nesil dedik. Öncü nesil bulunduğu her yerde hayrın öncülüğünü yapacak olan nesildir. O otobüste 45-50 kişi var. Öncü nesilden olanlar, onlar gidecekler şoföre söyleyecekler. Başkalarını beklemeyecekler. Madem öncü nesilsin, sen öncülük yapacaksın. Gideceksin şoföre diyeceksin ki şoför efendi namaz durur musun? İstese durmasın. Siz söyleyin, bunun kavgasını verin. Vaktiniz müsaitse, cebinizde paranız varsa dediğimi de yapın. Dağ başında inin. Proteste edin, bunu da internette de paylaşın. O firmanın da adını yayın. Bu firma beş dakika namaz için durmadı. Yayın onu adını. Baskı kurun. Bu da bir baskıdır. Bu da bir siyasettir. Baskı kurun bunların üzerinde. Böyle bir arkadaşımız, böyle bir olay olduğunda bize haber etsin hemen. Namaza duracaktım, şoför durmadı Dağ başında inmek zorunda kaldım. Ee, ya da başına her ne geldiyse anlatsın. Biz de bunu duyuralım Türkiye'ye. Firmanın da adını verelim. 1, 2, 3, 5, 10. Ondan sonra bir daha yapsın bakayım o firma. Müslümanlar bu ülkede hep herkes Müslümanım diyor. Ama bu gücü kullanmıyorlar. Madem Müslümanız ve bu ülke bizim. O zaman bunu kullanalım, bu gücümüzü kullanalım. Dediğimizi yaptırırız o zaman. Yapmayan da kimse ondan bilet almaz. Protesto etmeyi öğrenmeliyiz. Bu gücümüzü kullanmayı öğrenmeliyiz. Yaptırım gücümüz var. Kullanmıyoruz. Seferiymiş bilmem neymiş filan. Sen ne anlan seferilikten şundan bundan. Abdest almayı bilmezler. Böyle zamanlarda fetva veriyorlar. Otobüste kılaydın diyor. Bir kere peygamber bir şeyde sahih bir hadiste peygamberimiz farz namazı binek üzerinde kılmamıştır buyuruluyor. Hani bir de bu kızın abdesti var mı ki yani otobüste kılaydın bilmem ne diye bir namaz kılmadığı için anlamıyor halden de. Bakayım kızın abdesti var mı hele? Belki de abdesti yok kızcağızın. Namaz kılmayan anlamaz ki namaz kılan halinden. Seferiymiş. Seferi olunca namaz farziyeti düşüyor mu yani? Boş boş konuşuyor.